Böyle giyiniyorum, giyiniyorum. Siz sadece üstü görüyorsunuz. Ama şurada mikrofon var da esas göstermek istediğim şu yani. Evet. Şunu Ay Baba'yı size göstereyim. Ya çok heyecanlı. Aloha. Bugün sizlerle son zamanlarda izlediğim oyunları paylaşacağım arkadaşlar. Bunlardan zaten 5 tanesi tiyatro oyunu, bir tanesi müzikal, bir tanesi de gösteri olacak. Hani onu da ele almak istedim. Hazır bu videoyu çekmişken sizlerle paylaşmak istedim. Belki aranızda hani o bonus olarak paylaşacağım gösteriyi de seyretmek isteyenleriniz olur diye. Aslında bunlar benim yani bir oyun dışında hepsi 2022 yılında izlediğim oyunlar oldu ve işte müzikal ve gösteri. Bir tanesinde hiç bu kanalda ele almadım ve sizlerle paylaşmadığım için sanıyorum onu 2021'de izlemiştim, o tiyatro oyununu. Onu da bu videoda o oyuna da yer verip sizlerle paylaşmak istedim çünkü gerçekten izlediğimde inanılmaz etkilenmiştim. Belki aranızda izleyenleriniz vardır ama yoksa diye yine de bir paylaşmak istedim. Bu arada oyun tükenmiş. Neyse şimdi detaylı detaylı hepsini böyle kısaca anlatacağım. Çok uzatmadan ben videomuza başlayayım. Sizlerle ilk paylaşmak istediğim tiyatro oyununun adı Toz arkadaşlar. Ve Zerrin Tekindor'un oynadığı tek kişilik bir gösteri, bir oyun daha doğrusu. Bunun konusu dram. Ve hani konusu nedir diye soracak olursanız 1960'lardan bugüne Handan ve onun hafızasından çıkan annesi Feri'nin öyküsü. Ve açıkçası ben ilk böyle Zerrin Tekindor'un hani o Toz oyununun afişini gördüğümde direkt gitmek ve kendisini canlı olarak izlemek istedim. Çünkü izlediğim dizilerden hep beni etkileyen bir oyuncu oldu kendisi ve mimiklerini çok iyi kullanıyor. Bu oyunda da zaten hani sadece bir değil, böyle 3, 5, 6, 7 hani tam hatırlamıyorum ama birçok farklı karaktere bürünüyordu oyun boyunca. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Benim bu oyuna puanım 10 üzerinden 9. Bu arada bu oyunun yazarı Murat Mahmut Yalıoğlu. Ve oyuncular zaten hani tek Zerrin Tekindor oynuyor. Yönetmen de kendi oğlu Hira Tekindor. Ben bu oyunu bu arada Unique Maslak'ta izledim. Ve bu videoyu çekmeden önce hani bütün oyunlara baktım. Ne zamana kadar oynanıyor? En azından hani bugün günlerden ne? Bugün 3 Ocak arkadaşlar. Ve bugün itibariyle 23 Şubat'a kadar mesela bu oyun devam ediyormuş. Dolayısıyla hani bu video ne zaman yayınlanır belki haftalar alabilir ama yine de siz bir bakabilirsiniz eğer hani o zamanı geçmediyse ya da belki hala devam ediyordur diyeyim. Bunun yanı sıra 65 dakikalık ve tek perde olarak oynanıyor. Ben kesinlikle çok etkilendim. Hatta şunu söyleyebilirim. Oyun bittikten sonra böyle hani bazı filmlerde de olur ya, kalırsınız hani o kadar etkilenirsiniz ki böyle sadece o koltuğunuzda kalıp böyle anılara gidersiniz ya da belki bir duygu tetiklenir ya da yaşadığınız bir anı neyse ve böyle kalıp aynı zamanda Zerrin Tekindor'a bir daha ve bir daha hayranlık duydum. Çünkü bana sorarsanız hani özellikle tiyatroda ve özellikle de tek kişilik bir oyun, hani ben oyuncu değilim ama sanıyorum çok da kolay olmasa gerek ve bütün o duyguları yani birçok farklı karaktere bürünmek ve onun gerçekten o kişi haline bürünebilmek kolay olmasa gerek. O yüzden yani sadece böyle durup ağlamak istedim oyunun sonunda. Beni çok etkiledi. İzlemediyseniz izleyin derim. Bir diğer izlediğim oyun yine tiyatro oyunu. Kundakçı bu oyunun adı ve komediydi hani bunun türü aslında. Hani konusu diyorum da türü komedi. Bu bayağı böyle izlerken çok eğlendiğim bir oyun olmuştu. Ve oyun atölyesinde izledim ben bu oyunu Kadıköy'de. Konusu da arkadaşlar Herostratos isminde bir pazarcının bölge halkının kutsal adettiği Artemis tapınağını kundaklaması ve ardından yaşadığı yargılama sürecini aslında anlatıyor. Bayağı da böyle komik ele alınıyordu. Ve zaten hani muhteşem, artık ben yorum yapmak ne haddime diyebileceğim bir oyuncu olan Haluk Bilginer ve aynı zamanda Tuna Kırlı, Muharrem Özcan, Tuğba Çanmakar ve birçok başka oyuncu arkadaşımız da yer alıyor bu oyunda.
Ve yönetmeni Muharrem Özcan, iki perde arayla beraber bir yerde 115 dakika deniyordu. Başka bir yerde de 140 dakika deniyordu. Hani aşağı yukarı 2 saat, belki 2 saati biraz geçer gibi düşünün siz. Yine bu oyun da hani bugün itibariyle baktığımda daha oynanıyor mu diye işte baktığımda 19 Ocağı kadar böyle farklı yerlerde gözüküyordu. O yüzden hani izlemediyseniz izleyin derim. Benim bu oyuna puanım 10 üzerinden 8,5. Tabii ki hani türünü özellikle belirtiyorum. Mesela Toz dramdı ve daha ağır yani konusu itibariyle ama çok da vurucuydu. Bu tabii ki hani kundakçı ve komediydi yani ama çok ilginç ve çok komik ve güzel bir oyun. Yani ben izlerken çok keyif aldım en azından öyle söyleyeyim. Gitmenizi öneririm. Şimdi ele alıp anlatacağım bu oyun yani benim bütün bu paylaştıklarım arasında beni en çok etkileyen ve bir numaram. Yani gerçekten eğer şansınız varsa ve eğer şanslıysanız bu oyunu izlersiniz. Hani Kardelen ben anlattıklarından sadece bir oyun izlemek istiyorum der, hani hangisi derseniz bu oyuna gidin derim ve oyunun adı Eylül. Eylül'e benim puanım yani 10 üzerinden 9,5 hatta 10 üzerinden 10 bile derim. O kadar etkilendim ki anlatamam. Konusu arkadaşlar 28 yaşında trans bir kadının hikayesi. Ve hepiniz bu hikayeyi bilip görmezden geliyorsunuz deniyor zaten. Ve böyle hep oyunda yer yer kaç oldu diye böyle bir deyiş var. Yani oyunu izleyince anlayacaksınız. Beni aşırı etkiledi. Oyun, bu da tek kişilik bir oyun. Ve Uğur Kambay oynuyor. Aynı zamanda yönetmen de kendisi ve yardımcı yönetmen olarak da Ali Bal isimli bir arkadaşımız var. Buna da baktığımda ne zamana kadar oynuyordu diye baktım. 29 Ocağı kadar oynanıyor arkadaşlar ve bu da iki perde 110 dakika civarı sürüyor. 2019 yılında en başarılı genç kuşak sanatçısı Afife Tiyatro Ödülleri'nden almış bu arkadaşımız. Bir de aynı zamanda Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'ni de, yani ödülüne de layık görülmüş. Gerçekten ben bu oyunu izlediğimde böyle ağzım açık kaldım. Hani kendimiz yaşamadığımız için bazı şeyleri tabii ki de o kişi gibi anlayamıyoruz. O kişi mesela... Ben şunu hep düşünüyorum. Birine mesela sinirleniyoruz ya da böyle kızıyoruz ve bizce işte biz haklıyız. Ama o insanın neler yaşadığını, nelerden geçtiğini, nasıl bir geçmişi olduğunu, belki o gün hayatının en kötü gününü yaşadığını ya da belki çok zorlu bir mücadele verdiğini falan unutabiliyoruz mesela. Ya da dışlıyoruz. Hani bana birçok şeyi sorgulattı ki ben birçok konuda gerçekten yargılamanın olmadığı bir yerden yaklaşmayı seçiyorum. Çünkü bana göre özgürleştirici olan bir tek şey varsa o da soru sormak, soruda kalmak ve kimseyi yargılayacak kadar kendimizi de hani bir şey sanmamak açıkçası. Neyse bütün bunları demişken bu oyun beni çok etkiledi. Gitmediyseniz, görmediyseniz görün derim. Hatta sonunu söylersem çok spoiler olur. O yüzden sonunu söylemeyeceğim ama sonunda bayağı şaşıracağınız bir şekilde bitiyor. Yani ben gözyaşlarımı tutamadım. Ve çok etkilendim. Hani şu anda bahsederken bile böyle ağlayasım geliyor arkadaşlar. Çok etkileyiciydi. Yani bu oyunu gerçekten böyle normalde ben kolay kolay biliyorsunuz film, işte dizi ya da kitap önerilerimden hani bunu okuyun, bu filme gidin demem. Ama bu oyuna gidin. Yani gidin, görün. Tabii ki de ilginizi çekiyorsa derim. Evet ve sıradaki diğer oyunumuza geçiyorum. Son zamanlarda izlediğim bir diğer oyun da arkadaşlar doğal afet oyunu ve bu oyunun da tek perde olarak oynanan bir oyun ve aynı zamanda oyuncu olarak da Nilperi Şahinkaya var. Zaten tek kişilik bir oyun bu da. Bunun yanı sıra yönetmen Ahmet İlker Ergin diye bir arkadaşımız. Bu oyun ne zamana kadar yine oynanıyor diye baktığımda da 31 Ocağı kadar değişik tarihler gösteriyordu, vardı. O yüzden hani siz de bakabilirsiniz. Şimdi konusundan bahsetmeden önce benim bu oyuna puanım 10 üzerinden 6 oldu. Yani ben puanlamayı seviyorum ki hani sizin de böyle kafanızda hani önerir miyim, ne kadar öneririm? Hani böyle bu anlamda belki size biraz yol gösterir ya da ben bir video izleseydim hani bu şekilde anlatılması hoşuma giderdi diye düşünerek bunları böyle paylaşıyorum.
Bu oyunun konusu arkadaşlar sığınakta tek başına olan ve sigorta işinden emekli ya da sigorta işinde olan bir kadının hikayesi aslında. Ve bu kadın yaklaşmakta olan bir fırtına ile ilgili kafasında soru işaretleri oluyor. Ve o sığınaktaki hani neler oluyor, neler yaşıyor bu fırtına yaklaşmadan aslında kafasındaki o doğal afeti biz yaşıyoruz ve görüyoruz. Oyunculuklar, ya yani oyunculuklar demeyeyim, tabii ki sadece Nilperi oynuyor ve ben özellikle Nilperi'yi canlı olarak izlemek için, çünkü kendisine Aynen Aynen dizisinden beri bayılıyorum. Instagram'dan da takipteyim, çok seviyorum. Yani bana çok hitap eden, beni çok güldüren bir oyuncu kendisi ve onunla gerçekten böyle arkadaş olmak isterdim. Çok iyi de anlaşacağımızı düşünüyorum. Tanıyanlar varsa bizi tanıştırabilir arkadaşlar. Bunu demişken oyunculuk çok iyiydi. Zaten size anlattığım hani bütün bu gittiğim oyunlarda oyunculuklar bence muhteşemdi. Hani şu oyuncu kötü oynamıştı dediğim hiçbir oyuncu yok. Bana göre bayağı yani hani 7'nin üstünde, hatta 8'in üstündeydi genel olarak oyunculuklar. Bu oyunun konusu, daha doğrusu konusu değil, türü trajedi ve dram. Demin Eylül'de de türünü söylemedim ama galiba bence hani söylememe gerek yok. O da tabii ki de dramdı. Bunun yanı sıra Doğal Afet'in yazarı Lauren Gunderson, umarım doğru söylüyorumdur, ve çeviren kişi de İlayda Öncü. Ben bunu bu arada nerede izledim? Ben bunu karşıda bir yerde izledim ama neredeydi? Hatırlayamadım. Eğer hatırlarsam bu arada nerede izlediğimi de şuraya ya da buraya bir yerlere koyarım. Kundakçı'yı dediğim gibi oyun atölyesinde izlemiştim. Ben Eylül oyununu da oyun atölyesinde izledim Kadıköy'de. Ama bunu başka bir yerde izledim. Neyse, hatırlarsam koyacağım buralara, bir yerlere. Bu da böyle hani görmezseniz, bana sorarsanız çok bir şey kaçırmazsınız. Hani muhteşem değil ama hani gideyim göreyim. Hani kötü değil kesinlikle. Değişik bir oyun, hani izleyeyim derseniz de evet, gitmenizi öneririm. Ve sıra size videonun başında söylediğim, hani normalde bu sene izlemediğim, sanıyorum 2021'de işte izlemiştim ve şu anda gösterimde olmayan, daha doğrusu gösterimde olmayan da doğru tabir değil sanırım. Şu anda oynanmıyor arkadaşlar. Oyun sona ermiştir yazıyordu baktığımda. Ben 2021 yılında izleyip çok etkilenmiştim ve sizinle de paylaşmadığım için özellikle paylaşmak istedim. Belki yeniden gelirse mutlaka hani aklınızda olsun. İzleyin ve Eylül'den sonra benim en çok sevdiğim oyun bu oldu açıkçası. O yüzden size öneririm. Ve çok etkilendiğim için de zaten paylaşmak istedim. Bu oyunun adı Sesin Rengi. Konusu arkadaşlar, yazmaya olan inancını kaybetmiş oyun yazarı bir kadın ile hayatın şiddetinden kendini resim çizerek korumaya çalışan genç bir erkeğin şehir hayatında karşılaşmasını ve ondan sonra da aslında ilişkilerinin ilerlemesini konu alıyor. Türü dram, yani hüzünlüydü ama çok güzel bir oyundu. Bende uyandırdığı duygular çok yoğundu, öyle söyleyeyim. Oyuncular Esra Bezen Bilgin ve Yağız Can Konyalı. Bu tek perde ve 80 dakika. Bunun yanı sıra bu oyunun yazarı Kieran Hurley, doğru söylüyorumdur umarım. Çevirmeni de Mehmetcan Mincinozlu. Yönetmen arkadaşımız da Mert Öner. Yani eğer şansınız olursa, eğer bir daha gelirse, eğer bir daha oynanırsa bu oyun, dediğim gibi kaçırmayın. Çok enteresandı. Ben izlemekten bayağı keyif aldım. Ve özellikle hani ben 2022'de zaten böyle daha fazla tiyatroya gideyim demiştim kendime. Bu sene de zira hem tiyatrolara hem de stand-up'lara daha fazla gitmek istiyorum. Bunu seçiyorum. Hatta yarın bir stand-up'a gideceğim. Bu arada izlediğim stand-up'ları da sizlerle paylaşmamı ister misiniz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten hani yorumlara yazmanızı şundan dolayı istiyorum. Siz bana fikrinizi söyleyin ki ben de ileride hani çekeceğim gelecek videoları ona göre çekeyim. Çünkü hani yok Kardelen stand-up'tan bize ne, izlemeyiz, boşuna paylaşma diyorsanız, ben de hani atıyorum 4-5 stand-up izlersem, ne bileyim bir 3-5 ay içinde hani sizlerle paylaşmam boşuna izlemezseniz ya da sizin için önemi yoksa. Ama hani yorumlara yazarsanız evet Kardelen hoşumuza gider ya da işte gitmez, neyse, bana gerçekten yol gösterici olur. O yüzden bunu özellikle belirtiyorum. Çok minnettar olurum ki bana da dediğim gibi yol göstermiş olun. Ve sırada son iki, aslında oyun kaldı demeyeceğim, bir müzikal oldu bu sene, yani işte son zamanlarda izlediğim bir tane de gösteri vardı.
Müzikal olarak arkadaşlar zaten eminim hani böyle bir yerlerden kulağınıza gelmiştir, duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ben Zorlu'da izlemiştim bu müzikali. Bu arada demin bahsettiğim Rengin Sesi, yok Sesin Resmi, Rengin Sesini. Sesin Resmi oyununu da oyun atölyesinde izlemiştim. Bu Jekyll and Hyde oyunu, müzikalini Zorlu'da izledim. Ve yani açıkçası benim puanım bu müzikale 10 üzerinden 6,5. Ben Hayko Cepkin'i severim. Hani öyle aman da bir açayım Hayko Cepkin dinleyeyim demedim hiçbir zaman. Ama tabii ki de yaptığı işe saygım var. Yani ona böyle hep bende en azından saygı uyandırıyor. Yaptığı müzik benim çok tarzım olmasa bile bir duruşu olduğuna inanıyorum. Ve ben öyle insanlara çok saygı duyuyorum. Hatta bir festivale böyle uçarak falan inmişti. Deli dolu olduğunu da biliyorum. Hani öyle insanlar... Çok takdir ediyorum. Hani içinden geldiği gibi yaşadığını düşünüyorum. Neyse bu yüzden bir empatim vardı. Elçin Sangya'da zaten Kiralık Aşk'ı ben deli gibi izlerdim. O zaman tabii ki kanalım yoktu ama o zamanlardan beri böyle sempati duyarım ve oyunculuğunu da severim. Neyse dolayısıyla benim beklentim bayağı yüksekti. O yüzden izlediğimde biraz hayal kırıklığına uğradım. O yüzden de yani hani 10 üzerinden 6,5 vereceğim. Oyuncular yani dediğim gibi Hayko Cepkin, Elçin Sangu ve çok değerli birçok arkadaşımız var ve müzikal olduğu için zaten hani çok iyi de seslendiriyorlar. Sesleri gerçekten çok güzel birçok arkadaşımızın. 160 dakika, 2 perde bana çok uzun geldi. Yani 160 dakika benim için bitmek bilmedi, size öyle söyleyebilirim. Ama hani bu benim nacizane fikrim. Tabii ki de kısa da olamaz biliyorum. Hani Londra'da da ben gitmiştim bazı müzikallere. Hani onlar da uzundu ama ya... Prodüksiyon falan çok iyiydi. Zaten Zorlu'nun bence ambiyansı muhteşem. Hani ses sistemi falan ki bildiğim kadarıyla da en pahalı olan kısım zaten ses sistemi. Ve çok uğraştırıcı bir alan. İnanılmaz bence Zorlu. Yani akustiği çok harika. Prodüksiyon da çok iyi. Ama bir şeyler eksik geldi bana. Yani oyunculuklar da kötü değil. Kartta yer bitti arkadaşlar. Bir şey eksikti demiştim en son. Oradan alıyorum. Bu Jekyll and Hyde müzikalinin zaten konusu iyi ve kötünün hikayesi. Yani iyi bir adamın kötü birine dönüşmesi gibi diyeyim çok kabaca. Çünkü çok detaylı anlatırsam da spoiler vereceğimi düşünüyorum. Sadece burada not almışım. Robert Louis Stevenson'ın gerilim romanından uyarlama. Ve aynı zamanda yazarı Leslie Bricus. Çevirmen ve yönetmen de Taner Tuncay diye bir arkadaşımız. Bu oyun ne zamana kadar, daha doğrusu bu müzikal ne zamana kadar oynanıyor diye baktığımda da 18 Ocağı kadar var arkadaşlar. Siz bakabilirsiniz. Bu arada hani şunu da söyleyeyim. Bu video yayına girdiğinde atıyorum Şubat ayı, Mart ayı, Nisan ayı olursa çünkü ben önden çok fazla video çekiyorum ve stoklu gidiyoruz genelde. Dolayısıyla hani o zamanlara denk gelirse hani siz yine tarihlere bakın hala oynanıyor olabilir. Hani ben eğer bir iki hafta içinde yayını alırsak diye özellikle tarihleri belirtmek istedim. Bunu da buradan nacizane söyleyeyim. Ve başka bununla ilgili söyleyeceğim bir şey sanırım yok. Yani... Eğer görmek istiyorsanız görebilirsiniz ama eğer gitmezseniz de çok bir şey kaybetmezsiniz diye düşünüyorum. Ve son olarak bonus olarak paylaşacağım gösteriye geçiyorum. Arkadaşlar ben zaten hani astrolojiye meraklı olduğumu ve bir astrolog değilim ama bir astrologdan 2,5 sene kadar eğitim aldım. Aynı zamanda böyle bayağı bir eğitimlere hani o 2,5 senelik eğitim dışında da böyle hani eğitimlere, workshoplara, seminerlere katıldığım bir dönemim olmuştu. Ama hani bunu ilerletmedim. Böyle yıllarca işte hani sonrasında yine eğitimler almadım. Lakin Dinçer Güner, özellikle Instagram'dan takip ediyorum ve çok da sevdiğim biri. Hani sempatik buluyorum ve komik geliyor bana. Onun oyununa gitmek istedim. Zaten büyük ihtimalle hani aranızda duyanlarınız vardır. Astro Sahne diye bir oyunu var. Onu ben nerede izledim? BKM'de bir arkadaşımla biz gittik. Yani Dinçer Güner kendisi oynuyor. Sanıyorum tek perde miydi? Galiba iki perdeydi ama yanılıyor olabilirim. Tek perde de olabilir. Ben iki perde diye hatırlıyorum. Bu bir gösteri. Hani stand-up gibi de değil. Böyle kendisi aslında kendi hayatından kesitler paylaşıyor. Ve çok da güzel anlatıyor. Yani ben bunun için eğitim aldığı belli derken...
konuşması daha farklılaşmış. Hani sahnede konuşmak ya da benim de mesela kamera önünde konuşmamla arkadaşımla konuşmam hani aynı değildir büyük ihtimalle. Ki ben hani öyle bir eğitim almadım ama kendisi sanıyorum sahnede iletişime geçmek ve bu oyunu sunabilmek için bayağı eğitim almış. Bu da çok belli oluyordu. Bu da benim hoşuma gitti. Yani çok saygı duydum. Ne kadar güzel, bayağı emek vermiş dedim. Tabii ki de bu astro sahne astroloji ile ilgili bir oyunu. Ve hani yer yer böyle kendi küçüklüğünden, kendi hayatından da kesitler anlatıyor. Çok böyle hani spoiler olmasın diye ve kendisine de hani saygı duyduğumdan dolayı sonuçta detaylı olarak da anlatmak istemiyorum. Hani böyle kabaca bir ele alayım. Eğer ki gitmek isteyenleriniz ve acaba gitsem mi gitmesem mi kararsız kaldım diyenleriniz varsa benden size öneri bence gidin. Yani ben keyif aldım. Yani giderdim de hani böyle olduğunu özellikle bilsem daha önceden de giderdim. Hani sandığımdan daha komik ve daha eğlenceliydi. Bunu size söyleyebilirim. Puan olarak da yani ben çok objektif olamayacağım. Dinçer Bey'i bayağı severim dediğim gibi yani eğlenceli buluyorum. 10 üzerinden 7,5 vereceğim. Tabii ki de öyle hani aman da ne çok şey öğrendim gibi bir şey değil. Yani bu bir gösteri ya da bu bir tiyatro da değil. Bu hani bunu söyleyeyim. Dolayısıyla böyle hani keyifli zaman geçireceğiniz bir oyun izlemek isterseniz gidebilirsiniz diyorum. Şu zamana kadar çektiğim sanıyorum yine en kısa videolardan biri olmuş olabilir. O yüzden kendimle gurur duyuyorum. Yani 20-25 dakikalık videolar arkadaşlar bence uzun videolardan sayılmıyor. Gerçi siz hani bu konuda bir şey söylemiyorsunuz. Hani yani şey olarak kardelen videoların uzun falan gibi böyle bir mesajlar almıyorum sizden olumsuz. Genelde hep olumlu geri dönüşler oluyor. O yüzden buna da kocaman 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 mahalo diyorum ve keyif almanız bana da çok keyif veriyor. Şunu da söylemek istiyorum. Yine son zamanlarda çok tatlı mesajlar alıyorum sizden ve özellikle Instagram'dan hani YouTube'da yorumlar bazen fazla olabiliyor, bazen azalıyor. Onun böyle çok bir dengesi yok ama özellikle Instagram'dan bana çok tatlı mesajlar yazıyorsunuz. Yani gerçekten müteşekkirim. İnanın duygularımız karşılıklı. Sizin bana hissettiklerinizi ben de size hissediyorum. Ve böyle hani ay diyorum böyle içim pırpır ediyor. Yani öyle yorumlar geliyor ki bazen yani bu duyguları sizde uyandırabiliyorsam ne mutlu bana diyorum. O yüzden böyle minnettar olduğumu buradan da sizinle bir daha şöyle gözlerinize bakarak paylaşmak istedim. Ve artık bu videoyu yavaştan kapatıyorum. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz zaten oradan hani storylerden falan da beni biraz daha yakından tanıma şansınız olur. Hani günlük paylaşımlarım oluyor. Şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda her hafta Cuma günü 6'da video geliyor arkadaşlar. Artık bundan sonra böyle biraz daha hızlandık. Hani birkaç kez video yayını alamadığımız olmuştu. Bundan sonra olmayacak diye düşünüyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar iyi ki varsınız. Kocaman mahalo. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Bu arada yine bu video yayınlandığında zaman geçmiş olacak. Ama bugün itibariyle 3 Ocak olduğu için hepimize gerçekten böyle hayallerimizin de ötesinde seçimlerimizi gani gani yaşadığımız bir sene diliyorum. O zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Size bir sorum var arkadaşlar. Şimdi ben bir ışık aldım. Bu ring light'a benzemez dostum. Saçmalamayı seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Benim kahveden, evet, kafam güzel oldu. 2 kahve içmişimdir ve böyleyimdir. Şunu diyeceğim, bu ışıkla çekim nasıl oldu? Göstereyim size hatta aldım. Bakın bir dakika, şöyle göstereyim. Şu ışığı aldım, şöyle. Evet, bu ışıkla ilgili fikirlerinizi bekliyorum. Sevdiyseniz hani bundan sonra doğal ışıkla da tabii çekim yaparım ama doğal ışıkla biliyorsunuz çok bulut geçişi oluyor falan filan. Bununla daha iyi olabilir. Böyle. Kaçtım ben.